kandil gecesi değil mi yarın? Uzun bir aranın ardından Moda TV'de yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu sefer programımızın adı Futbol Aktüel. Yanımda yine Halil Hocam var. Bu sefer Sayın Murat Özkaya da yanımda. Programlarımıza hep beraber keyifli bir şekilde devam edeceğiz. Hoş geldiniz Halil Hocam. Hoş bulduk diyorum ben de. Murat abiye de tekrardan Murat hoş abi, geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğun için. Hoş bulduk. Bizler teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi uzun süredir takımla beraber çalışıyordu. Ladik Belediyespor'daydı. Ben okulumdan dolayı gelemedim. Murat hocamız da programının yoğunluğundan dolayı bizlerle evet, beraber olamadı. Ama bundan sonra bugünlük cuma oldu ama her salı sizlerle birlikte olacağız. Tekrardan hoş geldiniz diyerek programı açmak istiyorum ben izninizle. Süper Lig hocam tabii 2 ay önce çok daha farklıydı ama şu an bambaşka bir durum var. Neredeyse şampiyon da belli oldu. Biz puan tablosunu alabilir miyiz öncelikle ekrana? Alalım. Reji, puan tablosunu rica edebilir miyim? Paylaş. Şu anda PTT bu değil. Bu değil. Hı? Reji yine yanlışlık yaptı. Alevciğim, PTT birincilik değil. Birinci fotoğraf geldi şu anda. Beşiktaş lider. Zaten şampiyon olmasını bekliyoruz. Bu hafta önemli bir virajı dönerse şampiyon olacaktır. Fenerbahçe ve Galatasaray çok yakın durumda. İkinci ve üçüncü. Bir orası kritik. Onun ardından Sivasspor, Alanyaspor önemli bir virajda Avrupa için ve düşme attı. Çok kritik bu durumda. Evet, ekrana Süper Lig fikstürünü de alabilir miyiz? Tabii. Ondan sonra konuşalım tamam, birlikte. Hocam genel olarak ben bütün maçları saymak istemiyorum. Bu haftanın önemli bir mücadelesi var zaten. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi. Haftanın kritik en önemli mücadelesi ve ardından da düşme hattında ve Avrupa Ligi'nde yaşanacak önemli mücadeleler var. Alabiliriz ekrandan. Bu hafta. Evet. Hocam yavaş yavaş konuşmaya başlayalım isterseniz. Aslında şampiyonluktan daha çok küme düşme olayı enteresan. Yani geçen yıl şampiyonluğa oynayan Başakşehir evet, bu hafta maçı almasa inan ki durumları çok vahimdi. Keşke de almasaydı diyorum yani. Düşmesini yani, istiyorsunuz. Nasıl? Yani İstanbul takımları bence çok artık ligde. Biraz Anadolu şehirlerindeki takımların Süper Lig'de olmasını ben cani gönülden istiyorum ama maalesef İstanbul'da bütçe fazla olduğu için, yatırımlar İstanbul olduğu için bizim Anadolu takımları çok çıkamıyor yukarılara. İstanbul takımları Süper Lig'de bu yüzden evet, çok var. Yani Anadolu takımları çıksın. Aynen, bence evet. İstanbul, iki İstanbul takımı düşsün bence. Yani bana göre. Yani şimdi şöyle detayına da bakmak gerekirse. Misal Tuzla Spor geçen sene PTT'ye çıktı. Evet. Şimdi Eyüp Spor çıktı. Alttan da sürekli bir İstanbul takımı geliyor yani hiç. Böyle bir sirkülasyon devam edecek gibi. Yani o şimdi PTT Lig'de de sanırım İstanbul Spor playoff oynayacak evet, değil mi? Oynayacak. Yani o da bir şey. Evet. Yani isterim ki oradan Samsun, Giresun, Adana Demirspor çıksın lige. Onu da konuşacağız zaten ilerleyen saatlerde. Ben topu Halil Hocam'a atmak istiyorum izninizle. Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Uzun bir maraton oldu 40 hafta. Şimdi burada yılbaşı zamanında yaptığımız zaten programlarda söylüyorduk. Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıydı. Zaten şu anda da puan durumuna baktığımızda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde. Evet. Ben Beşiktaş'ın artık şampi değil, şampiyon olduğunu düşünüyorum. Evet. Aynı fikirdeyim. Galatasaray 3 atmaz mı hocam hafta sonu ben, yarın? Nereye atıyor? Ya ben yarınki skor önemli değil. Galatasaray 5 atsan olur, 10 atsan sonra olur. Galatasaray kritik bir mağlubiyet. Beşiktaş'ın ben artık şampiyon olduğunu yok düşünüyorum. Hocam, yok. Zaten Beşiktaş'ın arkasında Fenerbahçe var. Galatasaray'ı çok da ben yarışın içinde olacağını düşünmüyorum bu saatten sonra. Ben de Fenerbahçe'yi görmüyorum hocam. Ankara Gücü, Hikmet hocam çelme takacaktır. Ben Ankara Gücü'nün durumu da zor ama Fenerbahçe ile oynuyorlar onların sanırım. Evet. Yani zor maç. Yani alamazsa Ankara Gücü de
İki Bir Ankara alt takımı lig, peki. bir alt lige düşebilir. Yani Ankaragücü'nün zaten taraftarı var. Taraftarı olan bir kulüp. Yani taraftarı olan kulüpler düşmesin. Taraftarsız Tabii ki. kulüpler Evet. yani Yani Kasımpaşa şimdi ligde oynadığında da kaç seyirciyi oynuyordu? En düşük ortalama onlardaydı. yani Başakşehir aynı. şöyle söyleyeyim, Ünyespor taraftarı kadar taraftarı yok yani Yok canım yok. Yok. Başakşehir'in de Kasımpaşa yok, Kasımpaşa'nın da Kasımpaşa'nın. yok. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu öncelikle kutlarım. Şimdiden Beşiktaş bu ligin şampiyonudur. Evet. Sergen Hoca'yı tebrik etmek lazım. Tabii çok Ama çok bir kadroyla çok güzel işler başardılar. Ben de Cani Gönül'den kutluyorum yani şu ya anda. açıkçası transferin son 2 gününe kadar Beşiktaş benim hiçbir şekilde şampiyonluk yarışında olacağını düşünmüyordum. Fakat transferin son günü Raşit Gezal, Motorlu kurye. Rozier, sanırım Josef de Souza. Evet, Josef de çok evet. Bir oturdu, tane daha cukti. transferi vardı Beşiktaş'ın. Bu 4 tane transfer Beşiktaş'ın bütün çehresini değiştirdi. Aynen. Ve Fenerbahçe'de zaten Erol Bulut yanlış bir tercihti. Keza ki Erol Bulut'tan önce ben şunu diyordum. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deyken Ben veya Türk futbolunun içindeyken onu 5. 6. haftada bekliyordum ama yani Erol da bayağı dayandı yani. yani Çünkü şimdi bu takımı Emre Belözoğlu kurdu. Aldığı evet. santrafora görüyorsunuz. Samat da açık alan topçusu. Ya Kayserispor'da oynar. Diğer santrafor Sisse. Sisse Vuruş aynı şekilde çok kötü. Alanyaspor'da oynar. Sonra Valencia aynı şekilde açık alan topçusu. Sezon rekorunu bu sezon Evet, kırmış. elindeki tek pivot santraforu Kemal Ademi'ydi. O da Fenerbahçe seviyesinde asla olmayan. Şu an Karagümrük seviyesinde dahi değil. İlk 11 oynamıyor. Evet, oynayamıyor. Artık biz bu sene için işte Fenerbahçe ve Galatasaray zaten çok büyük paralar harcadılar. Yani bir verdikleri para gerçekten çok yüksek meblağlar. Yani Trabzonspor'a gelirsek Edinevitone kesinlikle yanlıştı. Ben Edinevitone'u sezon başından beri hiçbir zaman Ay istemiyordum. o O biraz iyi Trabzonspor'un zaten. olayı şöyle. Trabzonspor'un Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Şimşir'in gelmesi tamamen hata. Onun peşinden de Edin gelmesi faciaydı. Yani adamın hiçbir takım çalıştırmamış, etmemiş. Koca Trabzonspor camiasına bunu nasıl hoca diye getiriyorsunuz? Ben başkanın burada suçu Evet. var yani. Evet, başkanın suçu var ama Abdullah Avcı geldikten sonra mesela devre arası transferine bakıyorsunuz. Ligin en iyi futbolcularından biri Bakasetas'ı Aynen. alıyor. Bakasetas müthiş bir sezon geçiriyor. Aynı şekilde Berat Özdemir şu an milli takım aday kadrosuna da çağrılacak belki. Berat'ı aldı. Ve de şu an Trabzonspor'da tamamen tek sorumlu transferde Abdullah Avcı. Ben Trabzonspor'un seneye şampiyonluğun en ciddi adayı olacağını düşünüyorum. Düşme potasına gelirsek baktığınız zaman Denizlispor zaten küme düştü. Gençlerbirliği, Erzurumspor, Ankaragücü. İşte Ankaragücü 38'de, Erzurumspor 37'de, Gençlerbirliği 35'te. Yani son çırpınışları Kayseri 39, Kasımpaşa 40. Ben burada Kasımpaşa'nın düşmesini istiyorum açıkçası. Yani Gençlerbirliği, Kasımpaşa seyircili takımlar varken düşmesini istiyorum. Keşke Medipol Başakşehir küme düşseydi. Ben de aynı Evet, senin gibi yani düşünüyorum. geçen hafta maçı almamış olsaydı düşmüştü zaten. Yani düştü gözüyle baktı. O da zaten bir de şöyle 10 kişi kalan bir takım yani Erzurum, Evet. Başakşehir 10 kişi kalmış. Kardeşim onu da yen ya. Tabii ki. Yani kendi 1-0 önde. sahanda adam 10 kişi kalmış. Yani daha ne olumsuzluklar olabilirdi ki? Evet. 1-0. 1-0'da öndesin. Aynı şekilde şey maçı da öyleydi. Başakşehir 10 kişi Erzurum. Son Erzurum maçından önce. Ondan öncesini hatırlamıyorum ama Yine 10 2 kişi haftadır kalmıştı. devreye 1-0 gitti. Evet. İkisinde de 10 kişiydi sanırım. Evet. Sonra çevirdi bir Yani şekilde. ondan sonra yani şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ben size bunu da aydınlatayım. Yani bu Anadolu takımları oynadığı futbolu mesela Trabzonspor'a oynamıyor. Trabzonspor'a daha iyisini oynuyor. Yani büyük takımlara karşı çok şey yapıyor. Bir de kendi rakiplerine karşı da çok vasat oynuyorlar. Ondan sonra küme düşüyorlar. Yazık yani. Bir Erzurum şehrinin ben ligde kalmasını isterdim yani. Tabii ki Erzurum şehri. Erzurum Kayseri. Geçen sene hangi takımlar düşüyordu? Yine Denizli Kayseri. Yo, Malatya. Denizli kurtarmıştı gerçi. Denizli kurtardım. Malatya, Kayseri. Kayseri düşüyordu. Ankaragücü. Üçüncü de Ankaragücü'ydü. Aynen. Evet. Yani Üç takım yine düşüyordu. Yine aynı konumdalar. Malatya kurtardı bu biz sene. şimdi yavaş yavaş Süper Lig'i kapatıp heyecanın doruk Evet, noktasında aslında olan heyecan. PTT 1. Lig'in puan durumunu bir ekrana isteyelim. Evet, ekrana alalım PTT 1. Lig'i. Puan durumunu. Hızlı hızlı geçelim onu da derinlemesine konuşup. Şu anda hocam 3 takım Evet. eşit puanda. Üçü de deplasmanda aynı saatte oynayacak. Zaten küme düşme belli oldu. Sadece şampiyonluk yarışı konuşulacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Alabiliriz ekrandan. Bir de fikstürü görelim. Öyle konuşalım. Evet.
Şimdi burada ben Tuzlaspor Giresunspor maçında Giresunspor'un bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Adana Demirspor'un Menemen'i bir şekilde yeneceğini ve Adana Demirspor'u alabiliriz oraya ekranına. Alabiliriz ekrandan. Ben Adana Demir ve Giresun'un son maçları kazanıp Süper Lig'e çıkacaklarını düşünüyorum. Samsun üçüncü mü olur diyorsun yine? Samsunspor da son maçını Adanaspor'u Adana'da mağlup eder. Son maçını kazanır ve playoff'ta muhtemelen Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu'yu izleriz diye düşünüyorum. O zaman Altınordu yıllardır son maçta bırakıyor. Bu sene olur mu öyle bir durum acaba? son maçları Altınordu'nun Balıkesirspor'la iddiasız bir Balıkesirspor. Evet. Bence Balıkesir'de yenerler. Playoff Playoff oynarlar. oynarlar. İşte Adana Demirspor... Playoff'ta da mesela Samsunspor kalırsa Altay'la şey oynar gibi geliyor Samsun. İşte şimdi ilk önce Çünkü sevindirici olan Adana Demirspor ve Giresunspor iki tane taraftarı olan iki tane güzide yeni kulübün statları var. evet Süper Zaten Lig'de oynayacaklar seneye. 49 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkıyor Giresunspor. Evet. Evet. Daha sonra burada Samsunspor seyircisi olan bir takım, Altay seyircisi olan bir takım. Yani ben Samsunspor'un da bu dört takım arasında bir şekilde Süper Lig'e yükseleceğini düşünüyorum. Yani en büyük rakibini ise ben zaten İstanbulspor kadro kalitesi olarak beğenmiyorum. Ya beğenmiyorum derken şöyle söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın. Çok düşük bütçeyle, Evet. üçüncü lig bütçesiyle playoff oynuyorlar. Bunda Fatih Tekke'nin başarısı çok büyük. Daha sonra Fatih Tekke bıraktı, istifa etti. Yeni gelen hoca da bu ivmeyi devam ettirdi. Evet. Altınordu ve İstanbulspor'un Altay ve Samsun'a göre daha az avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yine İstanbul takımı konuşuyoruz mesela. Yani görüyorsunuz Evet. yine alttan yine bir İstanbul takımı dürtüyor. Yani üstten bir tane alta alalım. İstanbul takımını mücadelesindeyiz. Ya alttan bir Playoff'un tane daha İstanbul takımı zorluyor ama yok, daha gelemez. benim isterim şöyle işte dediğim gibi ilk 3 Süper Lig'de olur gibi geliyor bana. Ben de. Çünkü Samsunspor'un da ekonomik olarak durumu çok iyi. Samsun vermez oradan He, sonra bence playoff'a da playoff'a kalsa. da kalsa 3 takım da yani vermez bence. o Bence şeylerin playoff'a içindeki en şey durumu şeyindir Giresunspor'undur. kalsa. Giresunspor'un şey maddi durumu öbürlerinden daha az yani Adana Demirspor'la Evet. Samsunspor'dan daha az. Yani burada inşallah 3 çıkar. Seneye de Süper Lig güzel olur ama yani böyle bu seneler gibi olmasın diyoruz yani. Artık futbolun konuşulduğu bir lig olsun. Evet. Ben şeye de katılmıyorum. Şimdi Altay Mustafa Denizli Hoca'yı getirdi. Tabii ki çok önemli bir hoca, çok önemli bir teknik direktör ama sanki hani direkt şampiyon olacakmış gibi bir algı oldu Altay'da. Hani taraftarlar olsun, sosyal medya olsun. İşte şu var. Mustafa Denizli'nin de hakem lobisi var ya, ona güveniyorlar. Evet. Doğru. Keşke geçen sene son 7 haftada 8 haftada Trabzonspor'da efsanesi Aynen. Şenol Güneş'i getirseydi takımın Evet. başına. Tabii. Altaylı Altay'ın kulüp yöneticileri kadar Trabzonspor'un kulüp yöneticileri de akıllı düşünebilseydi keşke. Sezon heba olmasaydı diyorum ve artık yavaş yavaş Erdoğan Arıkan ki Türkiye'nin bence en doğayan Evet. spikeridir kendisi. Senelerdir onu düzgün kişiliğiyle izliyoruz. Çok içten. Bizi de kırmayacak bu akşam yayınımıza Evet, bağlanacak yayınımıza şimdi. bağlanacak. Rejiden rica ediyorum arayabilirsek birazdan bizlerle birlikte olacak sevgili Erdoğan Arıkan. Ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bence de olmayı hak eden takımlar Giresun olsun, Samsun olsun, Adana olsun. Üçünün de çıkmasını temenni ediyorum. Tabii hocam ben İzmir'de okuduğum için Altay'a da yakınım biraz. Altay da çıksa iyi olur. Yeni stadı, maçlar falan güzel olur diye düşünüyorum. İzmir takımı var zaten şu anda ligde. İki tane olsun hocam. Yıllardır yok ya. Göztepe bile yoktu. Ya Kimse yok. şimdi yani çıksa olur da yani bence ilk şu üçlü çıksın ya. Ben Niye de dört adam sonradan kal? şöyle hafta sonu mesela Allah'ın izniyle bu pandemiyi bir atlatırız. Seneye maçlar seyircili olur. Canımız İnşallah. sıkılır. Hafta sonu Samsun'a Samsun'a iç gideriz, saha Giresun'a maçına gideriz. gideriz. Gideriz Giresun'a. Evet. Zaten Trabzonspor'un tüm iç saha maçlarına gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Gidiyoruz. Vallahi iyi olur. Yani o üç takım çıkarsa bence süper olur. Zaten bu sene Süper Lig'inde nasıl oldu belli değil. 21 takım, bir sürü maç, takımların gardı düştü. Son haftaya girerken Beşiktaş iyi oynadı. Son maçlarını iyi oynadı. Evet. Bir ara şöyle duraklama dönemine girdi ama. Yani o arayı mesela Trabzonspor iyi değerlendiremedi. Halil Hocam. Evet. O arayı Trabzonspor iyi değerlendirmedi. Son iki maç 4 puan daha eklesen
Şu anda bağlantıyı aldık sanırım hocam, lafınızı bölüyorum ama Erdoğan Arıkan bizlerle birlikte şu anda. Erdoğan Arıkan, evet şu anda ses gelmiyor şu an. İyi Evet, akşamlar sizi arkadaşlar. duyabiliyoruz. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Erdoğan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizlere katıldığınız ve bizleri kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir davet için. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin ufak tefek soruları olacak sizlere. Bizlere cevaplandırdığınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Halil Hocam, sen başlamak ister misin Erdoğan Bey'le, yoksa ben mi sorayım sorularımı? Erdoğan Bey, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Halil Hocam. Evet Erdoğan Bey, Süper Lig'de artık son haftalara girildi. Beşiktaş büyük bir favori artık diyebiliriz, değil mi? Bu sizin beklediğiniz gibi bir sezon mu oldu? Nasıl bir sezon geçti sizin için? Zor bir sezondu. Beklediğim gibi bir sezon olmadı tabii ki. Yani Beşiktaş'ın başlangıcını düşündüğümüz zaman böyle bitireceğini çok hayal etmemiştim. Ben Fenerbahçe'nin giderek toparlanacağını, Galatasaray'ın yarıştan bu kadar kopmayacağını tahmin ediyordum son haftalara kadar. Ama Beşiktaş gerçekten çok sıra dışı bir performansla, üstelik hepimizin aslında salgından önce de beklediği güzel futbolla şampiyonluğa ulaşıyor bence. Yani Beşiktaş şampiyon olduğu takdirde kimse oynadığı futbolla ilgili bir eleştiri yapmayacak ve yapamayacak. Bütün oyunuyla bize keyif veren çok büyük bir futbol, bu ortamda özellikle böyle bir ortamda futbolun biraz göz ardı edildiği, işte teknik direktörlerin kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım dediği bu salgın döneminde Beşiktaş'ın oynadığı futbol bence çok etkileyici ve güçlü bir futbol. Evet, ağızlara tat bırakan bir futbol oynadı bu sezon. Özellikle son Hatayspor'da ligin iyi oynayan takımlarıydı. Bir gövde gösterisi yaptılar. 7 tane atarak gol de yemediler üstelik. Çok iyi hücum eden bir takıma karşı. Bu şekilde hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu biz de sizlerle birlikte hemfikiriz. Süper Lig bu kadar tamamlanmışken, peki PTT 1. Lig siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda 3 takım eşit puanda. Sizce ne olur? Çok güzel bir PTT birincilik. Yani PTT diyoruz alışkanlıktan ama Sportoto birincilik Evet, heyecanı işte doğru. yaşandı. Ve bence son haftaya kadar mesela çok görmediğimiz bir şekilde 3 takım aynı puanda girdi. Evet. Sanıyorum 2003 sezonundan bu yana ya da 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez oluyor böyle bir şey. 3 takımın da şansı var. Ve 3 takım da Süper Lig'e çok yakın ama 3 takım da Süper Lig'e çıkamayabilir. Böyle bir atmosferde giriliyor son haftaya. Çok ilginç. 3 takım da bence çok hak etti. Yani o 3 takımın arasında şu daha az hak etti diyeceğim bir takım yok. Hepsi mesela Giresunspor bir sezon boyunca o ligi sürükledi. Samsunspor çok eksikleri olmasına rağmen ligin ilk yarısında yarıştan kopmadı. İkinci yarıda yarışın içinde olmak için daha iyi transferler yaptı ama ilk yarıdaki performansından uzak kaldı biraz. Adana Demirspor ilk yarı boyunca pek yoktu. Hatta ligin ilk 20-25 haftasında yoktu ama son 10 haftada 12 haftadaki performansı çok güzel Adana Demirspor'un. Üstelik sadece kazanma üzerine bir performans değil, oyun performansı da çok güzel. Bu yüzden de 3 takım da hak etti bence. Fakat bu hafta sonunda ikisi çıkacak. Biri playoff oynayacak. Ve playoff oynayacak takım tabii ki yeniden bir maceraya başlayacak. Kolay değil playoff'ta oynamak. Hep sürprizlerin de yaşandığı playoff'ları biliyoruz. Güzel, zevkli, çekişmeli bir sezondu. Bence Süper Lig'de göremediğimiz futbolu zaman zaman Sportoto 1. Lig'de gördük ve bu anlamda ben takımların hepsine teşekkür ederim. Mesela sadece bu 3 takım değil, bunun yanında bu sezon İstanbulspor oynadığı futbola bence göz dolduran takımlardan biriydi. Altınordu her zamanki gibi gençleriyle çok iyi mücadele etti. Bu anlamda
Ben Altay'ın performansını çok iyi bulmadım bu sezon. Altay bu sezon daha iyi bir yerde olup çıkabilirdi. Doğrudan çıkabilecek şansı yakalamışken elinin tersiyle itti gibi geliyor bana. Altay çünkü son haftalar onlar için daha kolay görünüyordu. Böyle güzel bir sezonu tamamlamak üzereyiz. Son hafta neler getirir bilmiyorum ama genellikle hem Süper Lig'de hem TFF 1. Lig'de favoriler son maçlarda kaybetmiyorlar ülkemizde. Yani şampiyonluğun el değiştirdiği son haftalar çok azdır. Yani 50 yıllık tarihimizde benim hatırladığım 3 ya da 4 kez yaşanmıştır bunlar. Böyle olunca da ben bu sıralamaların çok değişeceğini zannetmiyorum son haftalara girerken. Alo. Erdoğan Bey, duyuyor musun? Efendim. Murat Özkaya ben, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Erdoğan Bey, Emre Belözoğlu teknik direktör olarak kalır mı yoksa başka hocaya arayışları var mı? Bir daha alabilir miyim soruyu? Biraz kesin. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu teknik direktör olarak kalır mı? Yoksa başka hoca arayışları var mı? Bir duyumunuz var mı o konuda? Bir duyumum yok ama ben kalacağını tahmin ediyorum. Eğer böyle bir olasılık olsaydı şimdiye kadar çoktan konuşulurdu Fenerbahçe'de bu konu. Ben devam edeceğini zannediyorum Emre Belözoğlu'nun bu şekilde. Yani geçen yılda transferlerin çoğunu o yapmıştı zaten. O zaman şöyle diyelim mi? Erol Bulut biraz fazla mı kaldı acaba Fenerbahçe'de? Yo, ben öyle düşünmüyorum. Ve çok saygı duyuyorum. Evet. Sonuçta o da belli bir performansla gösterdiği performansın sonucunda diğer takımlardaki başarısıyla geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ile aradaki bağ bir başarı üzerine kurulmuş bir bağydı. Fenerbahçe'ye başarılı olacağını düşündüğü için getirdi evet. Erol Hoca'yı. Erol Hoca da başarılı olmak için elinden geleni yaptı. Ama Fenerbahçe ile uyuşmadı ve Fenerbahçe'nin belki de bu yeni yapılanmasında Erol Bulut'un parmağı çok fazla olmamış olabilir. Evet. Belki istediği transferler olmamış olabilir. Erol Bulut'un oynatmaya çalıştığı futbolla Fenerbahçe'nin geçmişten gelen gelenekleri farklı. Fenerbahçe savunma yapmaz. Fenerbahçe topla her zaman daha çok oynayan takımdır. Fenerbahçe'nin böyle bir yapısı vardır ve Fenerbahçe her zaman kazanmayı oynar. Ama Erol Bulut'un futbol anlayışında önce takım savunması, önce gol yememek, ondan sonra sağlam savunma yaptıktan sonra da bir farkı bile yakalasak bizim için iyidir düşüncesi var. Bu aslında dünya futbolunun bugün benimsediği görüşlerden biri. Ve onu yapmaya çalıştı Erol Bulut. Ama bu Fenerbahçe'ye uymadı bence. Evet, bence de uymadı. Hocam Süper Lig'i yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum ve gündemimizde artık yeni bir turnuva, yeni bir heyecan var. Sizin de bildiğiniz gibi siz Euro 2020'de ülkemizin, millilerimizin şansını nasıl görüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Ya milli takımımızın şansı var tabii ki ve ben bu Avrupa Şampiyonası'nda salgından dolayı değişik bir şampiyona bizi bekliyor. Sürprizleri açık bir şampiyona bizi bekliyor. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Aslında şanslıyız. Eğer bu turnuva geçen sene oynanacak olsaydı, Yusuf oynayamayacaktı, Merih oynayamayacaktı. İkisi de çok ağır sakatlıklar geçirdiler ama ikisi de düzeldi. Şimdi milli takımımız bir de daha formda geliyor. İşte Fransa'daki oyuncularımız şampiyonluğa oynayan bir takımdan geliyorlar. Milli takımımızın bence Avrupa Şampiyonası'ndaki tek kaybı şu anda Cengiz Ünder gibi görünüyor. Cengiz'i daha formda görebilirdik. Ama genel olarak takımımızın durumu iyi. Herkesle baş edebilecek durumdayız. Ama ben bu tür turnuvalarda başlangıcın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O ilk maçı, ilk dakikaları görmek, yaşamak, İtalya maçı çok önemli olacak. Orada alınacak bir beraberlik ya da bir galibiyet çok değerli olacak. Fakat şöyle de bir durum var. Grubumuzdaki her takım her takımı yenebilir. Öyle de bir grupta yer alıyoruz.
fazla büyütmeden rakipleri, küçük de görmeden, kendimizi de çok büyük görmeden, biz çünkü çok çabuk havaya giren bir anlayışa da sahibiz. Bir iki maçı iyi oynadığımız zaman hemen kendimizi yüksek yerlere koyuyoruz. Tabii ki bu güzel bir şey ama ayaklarımızın da yere sağlam basması lazım. Ben bu turnuvada zorlu maçlar olacağını, milli takımımızın en azından bir tur çıkacağını ama ondan sonraki turlarda zorlanabileceğini düşünüyorum. İnşallah tabii ki ileriye doğru gideriz. Bir yarı final, final, şampiyonluk neden olmasın? Kalbimizden her zaman bunlar geçiyor ama futbolun gerçekleriyle baktığımız zaman da şu iki sene öncesine kadar çok da güvenemediğimiz, hatta ümidimizi kestiğimiz bir milli takım vardı. Şimdi daha iyi bir görüntümüz var ama bu milli takımımızın tam olarak oturduğunu gösteriyor mu göstermiyor mu? İşte bunu şampiyonada göreceğiz. Bu benim kafamdaki soru işareti. Anlamadım. Alo. Alo. Belki de bizler için Dünya Kupası'na bir hazırlık niteliğinde bir turnuva olacak. Böyle de düşünebiliriz. Bir daha alabilir miyim? Belki kesin, de kesin. Dünya Kupası için bizim için hazırlık niteliğinde bir turnuva olacak. Kendimizi görmüş olacağız büyük bir turnuvada diye düşünüyorum. Çok sesle gidip gelmeler oluyor. Tam olarak anlayamadım. Şu bir daha tekrar eder misiniz hocam? Sesimi alabiliyor musunuz? Yani bir hazırlık turnuvası gibi olacak diye duydum ama... Avrupa kupaları diyor hazırlık maçları gibi olacak. İnşallah kendimizi Dünya Kupası'na hazırlayacağız dedi Hakan Bey ama... Tam olarak da öyle demek istemedim. Aslında büyük bir turnuva bizi Dünya Kupası'na hazırlayacak olabilir mi diye sormak istemiştim. Tabii tabii. Bu önemli olacak bizim açımızdan. Önemli bir deneyim olacak. Milli takımımızın oturması, genç isimlerin deneyim kazanması, o atmosferi yaşamaları açısından önemli olacak ve oradan dönüşte Dünya Kupası elemelerine daha güçlü devam edebiliriz. Ben de buna katılıyorum. Teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey. Bizlere katıldığınız ve değerli yorumlarınızla bizlere destek verdiğiniz için. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sizi ünye, İyi akşamlar diliyorum. Ünye'ye bekliyoruz sizleri... Erdoğan Bey. İnşallah şu salgın dönemini bir atlatalım. Daha rahat seyahat edebileceğimiz günlerde inşallah buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyicilerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Evet. Erdoğan Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. TRT Spor'u başta Ünye'mize, daha sonra tüm Türkiye'ye Moda TV ekranlarından getirmiş olduk. Evet. Şimdi gerçekten 14 aydır büyük bir mağduriyet var Türkiye'de. Evet. Bölgesel amatör lig olsun, altyapılar olsun, birinci amatörler, ikinci amatörler, süper amatörler olsun hala başlamadı. Bununla ilgili şimdi Barış Altıntaş'a bağlanacağız. Reji bize Barış Altıntaş'ı bağlarsa yavaş yavaş. Bununla ilgili Barış kardeşimizle de muhabbet edeceğiz. Kendisi Çubukspor'un takım kaptanı olur ve yaklaşık 7-8 aydan beri sürecin en başından beri sürekli uğraştı bölgesel amatör ligin başlaması için. Evet. Şimdi skandal kararlar alındı zaten. Bal liginde bir gitti geldi hocam. İdmana gittiniz, hikaye idman yaptınız. Hepsini görüşeceğiz, konuşacağız. Bal liginin durumu diyoruz. Yani zaten birçok da yorum geliyor. Hani biraz yorumları da okuyalım şey bağlanana kadar. Bağlanana kadar yorumlara bir oku Hakan'cığım sen. Metin Tamtürk iyi yayınlar diliyorum. Selamlar demiş bizlere. Nihat Gökmen 14 aydır bir çözüm üretilsin diye bekledik. Bu pandemi 5 sene sürse futbolcu kalmayacak ülkede. Sonra milli takım ne yapacak diyor. Buna bir çözüm bulunması diyor. Altyapıya değinmiş aynı zamanda. Barış Altıntaş bizlerle birlikte olacak. Onu da bekleyen çok fazla sayıda izleyicimiz var. Hani ben tepki aldım. Hani neden üst kanallar zaten üst ligleri konuşuyor diyorlar. Yerel kanallar da alt ligi konuşsun diyorlar ama. Tepkiye göre değil kendi program formatımıza göre hareket ediyoruz. Sen yorumları oku Hakan. Evet. Yorumlar hocam bu şekilde zaten. Oku. Ekstra bir yorum gelmemiş şimdilik. Bak burada yorumları okuyabilirsin. Burada yukarıdan aşağı başlayabilirsin. Evet. Naskuran, Adana Demir'e inat, Giresun ve Samsun demiş. Zeki Yıldırım, Murat abi Beşiktaş değerlendirmeni
alabilir miyim? Yeni girdim yayına demiş ama programın çok tamam, başında başında bahsetmiştim. Konuştuk okul geç. Emrullah Öztürk iyi yayınlar demiş. Hakan Yıldız, Baldikler'in durumu ne olacak? 1957 Ünyespor Bal Ligi'nden kurtulacak mı demiş. Nihat Gökmen, bölgesel amatörlük başlasın diyor. Osman Karayiğit iyi yayınlar demiş. Bölgesel amatörlük başlasın diye çok fazla mesaj geliyor. Şu an yayında sanırım Barış Altıntaş. Barış'ım hayırlı akşamlar. Alo. Hayırlı akşamlar kardeşim. İyi akşamlar Halil Hocam. Çok pardon. Sesinizi çok az alıyorum bu arada. Şu an sesimi çok az alıyorsun. Sesinizi, evet, inanılmaz az alıyorum. Biz seni alıyoruz. Benim sesim oraya az gidiyormuş. Bir rejimizden hemen rica edelim ayarlasın bu ses olayını. Sağlıklı bir görüşme olması açısından sizleri net duymam lazım. Evet. Şu an nasıl sesim Barış kardeşim? Yani zor duyuyorum ama yine de bu şekilde idare edeceğiz. Şöyle. Buyurun Halil Hocam. Öncelikle hayırlı akşamlar, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri dinliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Barış kardeşim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani biz Ladik Belediyespor'la 2 aydır çalışıyorduk. Sahalarımıza kilit vuruldu. Normal hani ahıra falan kilit vuruluyor ya. Aynen evet. Öyle bizim saha yani kapılarımıza kilit vuruldu. Evet. 81 ilin yarısına kilit vuruldu, yarısına kilit vurulmadı. Siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bize bir anlatır mısın? Öncelikle şöyle özet halinde geçeyim Halil Hocam, müsaadenizle. Tabii. Şimdi ne yazık ki başımızdaki yetkililer, yetkisiz yetkililer, yani her güne öyle enteresan işler yapıyor ki artık inanın böyle sinirle, stresle, gülerek artık onları takip ediyoruz. Aklımız, şuurumuz, fikrimiz hiçbiri almıyor. Bunların ne yaptığını, ne ettiğini binlerce amatör futbolcu kardeşimle birlikte inanılmaz derecede yani şaşkınlıkla izliyoruz. Dediğiniz gibi bir bölüme izinler veriliyor. Biz Ankara'da Çubukspor olarak idmanlarımızı yapabiliyoruz. Siz orada idmanlarınızı yapamıyorsunuz. Trabzon'da bir takım yapabiliyor, diğeri yapamıyor. İstanbul'da biri yapıyor, diğeri yapamıyor. Yani o kadar saçma sapan işler oluyor ki biz alışkınız. Kendi adıma aslında ben alışkınım. Ben 10 yıldır bu TFF'nin, ben ve benim gibi bizlerin yaşında olan kardeşlerim çok çekti bunlardan. Ama bu son dönemlerde olan olaylar ayyuka çıktı. Artık yani birilerinin buna dur demesi lazım. Şöyle etrafa bakıyoruz, birileri de yok. Tek bir gerçek var, istisnalar dışında, istisna antrenörlerimiz ve başkanlarımız dışında çok az. Bir elin parmağı sayısınca. Onlar dışında, futbolcu kardeşlerimin dışında bunlara dur diyen yok. Ortayı bulmuşlar, ortalıkta istedikleri gibi at oynatıyorlar. Ama bu devranın bir sonu gelecek. Geliyor da, az kaldı. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim son dönemlerde, son 3-4 gündür kulağımıza gelen şuydu net olarak ama. Spor Bakanı'nın da açıkladığı bir tarih vardı, 17 Nisan. Sonra vakaları bahane ederek bunu Mayıs sonuna attılar. Mayıs sonunda kesinlikle başlatacağız dediler. Tam kapanmayla birlikte Mayıs sonunda vakalar Allah'ın izniyle 5000'in altına, belki de daha aza düşecek. Şimdi gelişmeleri bunlar da gördüğü için bu uyanıklar, aslında uyanık değiller de ben sözün gelişi söyleyeyim, bu uyanıklar ne dememi herkes anlıyor. Şimdi yeni bir kural statü falan çıkardılar. Bu bize net geldi. Nabız alıyorlar şu anda Türkiye'nin genelinde. O da ne? Oynamak istemeyen çok başkan varmış. Burada da bütün suçu başkanlara atıyorlar, kulüplere atıyorlar. Onun için biz yeni bir kural getiriyor, yeni bir statü getiriyoruz. Oynamak isteyen takımlarla birlik yapacağız. Oynamak istemeyenlerin ligi ligden küme düşme olmayacak. Hakları baki kalacak. Oynayanlar küme düşecek. Altta kalan. Peki şampiyon kaç tane olacak? Şampiyonda katılıma göre 30 takım olursa bir şampiyon, 60 takım katılırsa 2 şampiyon, 90 takım katılırsa 3 şampiyon. Şimdi buna hangi başkan girer, hangi kulüp girer, hangi camiye girer? Yani bizimle bu kadar dalga geçilir mi? Bu kadar büyük büyük camialarla, şehir takımlarıyla, bu kadar iş adamı olan, vasıflı olan başkanlarla, antrenörlerle, futbolcularla bu kadar dalga geçilir mi? Ne açıkladı TFF? Amatör ligden 9 tane şampiyon çıkaracağız. Bizlere bunu söylediler. 9 tane. Katılımı veren herkes lige girmek zorundadır. Katılmazsa küme düşecek. Mayıs sonunda da ligi bizi başlatacağınız dediniz. Tamam, sözünüzü tutun. Son verdiğiniz sözü tutun bari yetkililer. Spor Bakanı dahilinde, Nihat Özdemir dahilinde, spor müdürü dahilinde, başımızda olan amatör kulübü başkanı dahilinde. Verdiğiniz söz, açıklamanız TFF'nin resmi sitesinde var. Mayıs sonunda oynatacağız diye. Siz şimdi yeniden statü, yeniden kural, giren girsin, girmeyen düşsün,
Böyle bir şey var mı ya? Bu tamamen yıldırma politikası. Tamamen pes ettirme politikası. Böyle bir dünya yok. Bizlere bir söz verdiniz, o sözünüzde duracaksınız. Karmış, kışmış, 50 dereceymiş. Böyle bir şey de yok. Biz futbolcular olarak oynayacağız. Ekmek davası. Yani millet yerin kaç metre altında kömür çıkarıyor, maden çıkarıyor ekmek parasına. Biz de sıcakta, soğukta oynayacağız. Biz kışın Aralık'ta -40'da Kars'ta top oynuyorduk. Diğer kardeşim Batman'da -30'da oynuyordu. Soğukta oynayınca şimdi, çünkü o bahane hocam, onun için bunu dile getiriyorum. Şimdi bir hafta 10 gün içinde duyacaksınız. Ya Haziran'da çok sıcak olacak, yazıktır, günahtır bu futbolcuları, oynatmayalım. Yeni sezonla birleştirelim. Onun için biz artık yemiyoruz. Bizi artık kandıramazlar Halil hocam. Biz bize verilen sözde durulmasını istiyoruz. Bize Mayıs sonunda ligler başlayacak. Statü belli, kurallar belli, her şey belli. Lige girmeyen küme düşecek. Altta kalan küme düşecek. Şampiyon olan 9 takım da üst lige çıkacak. Üstteki beyefendiler, üçüncülükler filan. İşte çok takım oluyormuş. İşte buradaki pasta bölünüyormuş. İşte böyle bir dünya yok. Pastanızı biraz, bütün profesyonel ligdekilerine söylüyorum, bölmeyi, bölüşmeyi öğrenin. Tabii ki. Yoksa hep birlikte yok olacağız. Yoksa eğer Türk futbolunun amatör liglerini böyle devam edersin, zaten genelini kaybettiniz. Yakında Türk milli takımda oynayacak Türk futbolcu bulamayacaksınız. Rusya'dan Ivan'ı getirip Türk yapacaksınız. Almanya'dan Peter'i getirip Türk yapacaksınız. Onları oynatacaksınız. Evet hocam, sizi dinliyorum. Yani gerçekten Bal Ligi'nin durumu şu anda çok kötü Halil hocam. Yani... Şimdi Barış, peki bu lig başlarsa ne zaman başlar? Yani sizin son duyumunuz nedir? Şimdi tam Mayıs sonu diyorlardı ama sen 81'in yarısını sahayı kilitledin. Biz şimdi ara verdik. Bir daha nasıl toparlanacağız? Yani bunu 10 Haziran evet. mı, 15 Haziran mı? Ne zaman düşünüyorlar? Sonuçta... Evet Halil hocam, bununla alakalı da şimdi tabii biz yetkililerle görüştüğümüzde Spor Bakanı'na da bizzat iletmiştik. Mehmet Baykan'a da, Ali Düşmez Başkan'ın yanına gittiğinde de bizzat dedik ki sizden tek isteğimiz var. Amatör futbolculara da en azından belirli saatler arasında, atıyorum öğlen 1 ile 5 arasında, evet. nasıl ki 2. 3. liglerdeki futbolcular muaftır yasaklardan, bize de o evrağı alın. Bakanlıklar, Spor Bakanı burada, Spor Bakanımız değil, Spor Bakanı, bana göre Spor Bakanımız değil, mızı çekiyoruz. Evet. Spor Bakanı'na rica edin, bakanlıklar arasındaki yazışmaları yazsın. Binlerce amatör futbolcuyu, ailelerini, çocuklarını rahatlatsın. Yani bizler de muaf olalım yasaklardan. Doğal olarak idmanlarımızı yapabilseydik Mayıs sonunda oynayacaktık. Şimdi takip ediyoruz, günde merkezin bilgisi var. %50-%60 takım, Bal Ligi takımları, herkes izin verdi. 10 gün evine gitti. Çünkü yasak, antrenman yapamıyor. Şimdi doğal olarak bunları Mayıs sonunda oynatmayacaklar. Gelen bilgi de bu. Haziran ayında işte yasaklar bitince birazcık da antrenman yapma süreci vereceğiz. O ara Haziran'da düşündüklerine göre Antalya olur, Erzurum olur, Afyon olur. Belirli bölgelerde oynamak isteyenlerle alakalı birlik düşünüyorlar. Buna da başkanlar dik durursa, lafı gelmişken onu da söyleyeyim. Burada 20-25 tane başkanı bir kenara koyuyorum. Onlar Ankara'ya gelen, mücadele eden, gelmese de kalbiyle bizlere destek olan başkanlar var. Ama onun dışında 266 takımın kulüp başkanlarına söylüyorum. Yarın öbür gün isterse bizler hakkında ne yaparlarsa yapsın, biz alışığız. Bizim üzerimize yetkililer oynadı da Allah'ın izniyle biz korkmadık. Hiç kimseden korkmuyoruz. Ama o başkanlara söylüyorum, dik dursunlar. Biz 14 aydır futbolcular, bizi kimlere arattılar? Kimler bizi tehdit etti? Kimler bizi uyardı? Yapmayın, önce olmayın, çıkmayın, konuşmayın. Neler neler dediler. Biz bu davamızın peşini bırakmadık. Bir söz verdik futbolcular. Şöyle bir 200-300 futbolcu bu arada, onu da belirteyim. 200-300 futbolcu, gerçekten mücadele eden, Riva'ya gelen, İstinye'ye gelen, Cumhurbaşkanı'nın oraya gelen, gerçekten sanalda bizle birlikte paylaşan, o kardeşlerime söylüyorum, geneline de söylemiyorum bu arada Ali hocam. Yani biz işin özü birlikte olamadık. Ne yazık ki futbolcu olarak da birlik olamadık. Futbolcular eğer gerçek anlamda Bal Ligi'nde 5000 tane futbolcu var, amatör ligde 300 bin tane. Biz gerçek anlamda birlikte hareket etseydik şu anda bizim ligimiz bitmişti. Onun için nereye baksak hata, nereye baksak yanlış. Başkanlarımızdan ricamız dik dursunlar. Nasıl ki biz bu ligi oynamak istiyoruz, emek ettik, kamp yaptık, transfer yaptık diyorlarsa yine desinler ki ey yetkililer, siz bize Mayıs sonunda bu ligleri oynatacağız sözü verdiniz. Biz de bütün plan programımızı ona göre yaptık. Bu ligleri bir şekilde oynatacaksınız.
Nihat Özdemir nasıl ki çıkıyor bütün kulüplere diyor ki kadın futbol takımı kurun, biz TFF olarak sonuna kadar seferber olacağız, maddi manevi destek vereceğiz, yeter ki bayan takımı kurun, futbol takımı kurun diyorsa, o beyefendi kendi öz ve öz evlatlarına, Türk futbolunun geleceği olan amatör liglere de maddi manevi destek olacak, bizim ligle sponsor bulacak, saha bulacak, testleri karşılayacak, kulüpleri iddiaya sokacak, gelir sağlayacak, bu ligleri de kazanacak, amatör ligi de kazanacak, Barış, Türk futbolunun geleceğini de kazanacak. Barış, sana şunu söyleyeyim, sponsor bulmasına da gerek yok. Neden yok? Süper Lig'de galibiyet primi 2 milyon 700 bin TL. Bunu galibiyet primini 2 milyon 700 bin TL verme, 2 milyon 680 bin TL ver. Süper Lig'de kulüplerden galibiyet peşine 20 bin lira kes, zaten kulüplere yardımcı olmuş olursun. Evet. PRC testlerini karşılamış olursun. Beraberliğe 1.4 trilyon veriliyor Süper Lig'de. 1.4 trilyon verilmesin, 1.3 trilyon verilsin. Maç başı 10 bin TL kesinti yapılsın yani. Sponsora da gerek yok. O sponsor işleri falan da Halil hocam, ağzınıza sağlık. Sen bizim bu süreçte bizlere çok yardımcı oldun ki bu muhabbette biz tanışma fırsatı bulduk. Hatta bizim antrenörler olarak bizim Telegram grubunda sizler de vardınız. Süreci evet. Biliyorsunuz da. Biz bu yetkililere en son şunu dedik. Ya biz yetkili olarak sizden hiçbir şey istemiyoruz. Hiç biz testimizi kendimiz olacağız ya. Kendimiz karşılayacağız. Aşıysa aşı parasını da kendimiz olacağız. Sizden yetkili olarak tek bir şey istiyoruz. Tarih verin. 4 tane hakem, 1 tane gözlemci ayarlayın, bir de sahamızın yerini gösterin. Deyin ki şurada oynayacak, şu sahada oynayacaksınız, saati şu. Biz bunlardan bir şey de istemiyoruz. Ama ben olması gerekeni söyledim. Yani biraz önce Nihat Özdemir'den taleplerimi söylerken rüya, hayal kurduğumu biliyorum. Ama olması gereken budur. Sen bayan futbolu için Türkiye'ye sesleniyorsun, herkes takım canlı yayında, 2 gün önce izlemişsinizdir. Baya futbol takımı kurun, biz destek olacağız diyorsunuz. Öbür taraftan da 14 aydır. Senin Ahmetlerin, Mehmetlerin, yarının milli takımda oynayacak futbolcuları 14 aydır evinde ekmeğe muhtaç. Şimdi birileri diyor ki şimdi ya anlaştılar, para aldılar. Evet aldık. 14 ayda aldığımız %30'u ya da %40'ı istisna takımlar dışında. %50'sini alan çok zordur. %50'si de alt liglerde dönen para malumdur. Onu da ona bölündü. Biz yöneticilere de kızamayız. Onlar da mağdur. Onlar da sıkıntılı. Onlar da sponsor bulamıyor. Onlar da darda zorda. Biz yöneticilerin de suçu yok. Ama yani TFF'nin yaptığı hatalar ve yanlışları zulüm olarak yöneticiler de çekti. Camialar da çekti. Ama en çok çeken de futbolcular. Izdırabımız, cezamız bitti mi? Bitmedi. Niye? Seneye de aynı futbolcular Allah korusun lig oynanmazsa gene gelecek. O takımda başkan neyi uygun görürse o anki vicdanlı başkanlarımız, yöneticilerimiz adam diyecek ben seninle anlaştım. Geçen sene oynamadım, bu sene bir yıl bana top oynayacaksın. Artık onun vicdanına kalmış. Seni sana bir tekrardan bir şey, bir iyileştirme yapar mı, yapmaz mı? Yani görünen sanki futbolcular aldı kenar. Öyle bir dünya yok. Alıp kenara çekilmedik. Asıl yeni, daha zorluklar yeni yeni başladı. Onun için biz inanın sıkıldık. İnanın psikolojik olarak bittik. İnanın yani bu kadar ulaşabilecek her yere ulaştık. Başımızdaki Cumhur-i Reis'e ulaştık ve oradan çözün denildi. Ama başımızdaki spor bakanı ve başımızdaki diğer TFF yetkilileri çözmedi, çözemedi. Bahaneleri çok ama bu bahaneleri artık yemiyoruz. Yemeyeceğiz de. Onun için ben bir de şunu söyleyeyim, fazla uzatmayayım Halil Hocam. Burada futbolcu kardeşlerim, ekmeğine sahip çıkan, davasına, işine sahip çıkan, her daim bizlerin yanında olan futbolcu kardeşlerimden Allah razı olsun. Ama bir kesim var ki onları da dile getireceğim. Oturduğu yerden savaş var. Futbolcu kardeşleri, meslektaşları savaş içinde TFF ile. Neler oluyor neler? Arkamızdan işler çevriliyor. Bizler tehdit ediliyoruz, hedef oluyoruz. Neler neler? Adam oradan diyor ki, mücadele eden abileri kastediyorum. Bunların bir derdi var diyor. Bunların bir davası var. Bunlar onun yüzünden diyor böyle uğraşıyor diyor. Yoksa diyor yok ya diyor. Adam elinde çekirdeğiyle bir tweet bile atmıyor. Ekmeğine saygısı yok, işine saygısı yok, kendine saygısı yok. Ama oradan diyor ki bunların diyor amacı farklı. Evet amacımız farklı. Ben ve diğer sözcü abiler olmak üzere Serdal Öz, Gökhan Köç, Eray Şekerci, Sedat Aslan, Emrullah Öztürk, Muzaffer Özkaya var böyle kardeş. Çok var, adını sayamadım. O kardeşler biz 10 yıldır kontenjanla başladık. Biliyorsunuz 3. Evet, kontenjanla. Evet. 25 yaş üstü 4+2 idi. Çoğunun haberi olmaz. Çünkü çoğunun umurunda değil.
4-5 sene sonra mücadele ede ede o kontenjan 10 oldu 3. ligde. 10'a çıkardılar. Daha sonra Bal Ligi'nde ilk kontenjan, hocam siz çok iyi bilirsiniz, 4'tü. 27 yaş üstü 4'tü. Her sene kavga ede ede, kavga ede ede, yaza çize gide gele azınlık olarak. Abileri de belirli kişiler. 27 yaşı ertesi sene 28 yaptık. 28'i ondan sonra 4'ü, 4 kontenjanı 5 yaptık. Sonra 29 yaptık kontenjanı, bu sene 30 yaptık. Ve yani bunları biz otururken oradaki yetkililer, ya çok ayıp ettik biz bu amatör futbolculara. Gelin şu kontenjanı 27'den 30'a çıkaralım ya. Çocuklara ayıp oldu demediler. Halil hocam. Evet. Mücadele ede ede, dövüşe dövüşe, yaza çize, onu bunu devreye soka soka o kontenjanları bu hale getirdik. Bunun için de o genç statüyü oyuna sokmayı, onu bunu kaldırtana kadar, onu anlatana kadar onlara anamız ağladı. Oralara çok girmeyelim. Yani sadece şunu söylüyorum. Bizler şurada son dönemlerimiz. Gelip gideceğiz. Futbolcu kardeşlerim, kalbiniz çapraz artmasın. Biz şu anda bu cezayı çekiyorsak herkes üstüne alınsın, ben dahil. Birlik olamadık. 50 bin futbolcu diyoruz. 50 bin futbolcu TFF'nin önüne gitseydik, hakkımızı yıllar önce arasaydık hiçbiri cesaret edemezdi. Ama hepimiz 3-5 kişi yapıyor diye kenarı çekilirsek bunlar bizle daha çok dalga geçecek. Onun için benim hiç sıkıntım yok. Ben baba mesleği yaparım. 3 tane koyun, 2 tane inek alırım. Ardahan'da işime gücüme oynadığım kadar oynadım. Profesyonel ligde de, Bal Ligi'nde de. Arkadan gelen genç kardeşlerime üzülüyorum. Adaplı, edepli, ahlaklı, yetenekli. Zaten az geliyorlar. Zaten çok nesli tükendi. Onlar adına üzülüyorum. Onun için sağda solda mücadele edenlere laf edeceğinize onlarla birlikte hareket edin. Onlarla birlikte birlikte olun. 50 bin kişiye 5 tane kravatlı hükmetmesin. Biz onlara hükmedelim. Bizim istediğimiz olsun. Evet kardeşim. Futboldan da anlamıyor ki kravatlılar. Yani, evet. Yani bedava bir yerlere gelmiş adamlar. Belki de futbolun felsinden anlamıyorlar ama ülkede futbolu yönetmeye çalışıyorlar. Ya yazık ya. Şu kadar futbolcuya gerçekten yazık ya. Bu kulüpler masraf ediyor kardeşim. Bunların gelirleri olmayan kulüpler. Yani senin benim cebimden çıkan paralar. Evet. Yazık değil mi ya? Niye oynatmıyorsun? Yani Mayıs'ın sonunda oynat ligi. Ne var yani? Erteledin. Doğru mu? Evet. Ya niye kapatıyorsun? Niye erteledin? Niye kapatıyorsun? Yani Süper Lig'e yapacağın yatırımın onda birini yap ya, amatör sporlara yap ya. Alttan futbolcu çıkmıyor diyorsun. Yani ligimiz oluyor. 15-16 tane yabancı var bir takımda. Yazık değil mi ya? Bizim tabii. Gençlerimiz nerede oynayacak abi? Alttan nasıl yetişecek? Evet. Çağlar yani... Söyüncü nereden gitti? Bal Ligi'nden çıktı. Evet. Aynen. İngiltere vardı mı? Evet. Jamie vardı. Amatörden geldi. Hayır, bizim şimdi şöyle bir şey var. Barış kardeş kestik ama sözünü. Ya bizim şimdi gençlerimize önem vermiyoruz. Biz dışarıdan gelen gençlere yatırım yapıyoruz. Niye yatırım yapıyoruz abi? Bizim gençler ne yiyecek abi? Aynen. Altyapıda yabancının ne işi var ya? U19'larda yabancı futbolcular var. Yazık değil mi ya bu Türkiye? Halil hocam, müsaadenizle bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle de bir durum var. Başımızdaki spor bakanı, sağ olsun takip ediyoruz Instagram'dan, Twitter'dan, her şeyi paylaşıyor zaten. Her adımını paylaşıyor. Tesisler yapıyor, sahalar yapıyor, statlar açıyor. Görüyoruz Allah için. Bir çivi çakana da bu ülkeme Allah ondan razı olsun. Yani tabii. O kesin. Bak, iyilik yapanı, hani yiğidi öldür hakkını var derler ya, o konuda tamam. Ama adamın aklına şu soru geliyor şimdi. Bu tesisleri, bu statları, bu bunca benim ülkemin imkanlarını sunuyorsun. Ya benim o sahada, o statta Türk kardeşlerim oynayamadıktan sonra yapsan ne olur ya? Elin Almanına, Rusuna, İngilizine, onlara mı hazırlıyorsun sen? Aynen. Ya insana hizmet yap. Hizmet. İnsana. Yatırımı insana yap. Gençlerimize yap. Sen Türk futbolunun geleceğini, temelini yok ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu bina niye çöktü? Ya bina çökecek, altında kalacağız. Altında. Temel yok. Hep birlikte kalacağız. Yetkilisinden yetkisizine hep birlikte kalacağız. Sen o sahaları, tesisleri yap. Allah razı olsun. Ama futbolcu yetiştir. Alt liglere in. Amatör lige in. Milli takımdan saydığımızın %90'ı amatör ligden, bizim amatör ligden çıktı. Evet. Okanlar, Sergenler, Ardalar nerelerden çıktı baktığımız zaman? Yani Çağlar Söyüncü biraz önce söylediniz. Hep amatörlük olmasa olmaz. Bizim özümüze dönmemiz lazım. Bizim yabancı statüsü komple, yani eski oranda, nasıl ki 2000'li yıllarda hatırlarsınız UEFA kupası aldığımız dönem, Süper Kupa aldığımız dönem, dünya üçüncüsü olduğumuz dönem bizim takımlarımızda ya 4 tane ya 5 tane yabancı oynuyordu. Aynen. 6+2 idi zaten. Aynen. Yabancı statüsü. Ya biz o zaman neler yapıyorduk? Siz bu müthiş giden, harika işleyen işleyişi niye bozdunuz? Bozanlar kim? Halil hocam, şimdi senin yayının müthiş gidiyor. Örnek veriyor. Harika izlenme, harika.
sen bu gidişatı niye bozuyorsun hocam? Adama derler sen ne yapıyorsun ya? Senin şimdi milli takımın, Türk futbolun Süper Kupa alıyor, UEFA Kupası alıyor, dünya üçüncüsü oluyor, hatırlarsınız. Evet. Diyor, eğer yanlışsan deyin ki Barış yanlış konuşuyorsun kardeşim. Dünya üçüncüsü olan bir takımımız var. E şimdi siz müthiş giden bir ülke futbolunda sen niye çomak sokuyorsun? Yok kontenjandır, yok odur, yok budur, yok bu, ya yok yabancıyı çoğaltalım. Ya böyle bir şey var mı ya? Bunları yapacağına benim alt liglerime, amatör liglerime, alt yapılara yardımcı ol. Oralara destek ver, oralara yetiştirici hocalar koy, özel hocalar koy. Oralara maddi imkan sun. Evet. Maddi yabancı... imkan tamamen elin yabancısı geliyor. Hiç oynamadan oturduğu kulübeden milyon dolarları alıp gidiyor. Biz de Ankara'ya, Çorum'a, Siirt'e gidiyoruz. Aylarca 3 lira 5 lira çelimizin çocuğumuzun rızkını kazanabilir miyiz? Onu da işte vicdanlı, haysiyetli yöneticilerden, başkanlardan alabilirsek ne âlâ. Evet. Ama bir de zaten yalancı dolancı yöneticilere denk gelirsek geçmiş olsun. Aynen öyle. Barış kardeşim ben sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de bir şeyler söyleyeceğim. Sen telefonla izledikten sonra bizi yine izlemeye devam edersen alttan yorumlarla da bize katılırsınız. Biz de yorumları tamam okuruz hocam. Zaten. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Oradan takip edeceğim. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı teşekkür ederim. Akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Abi işte. Şimdi Murat abi. 14 aydır bir mağduriyet var. Bir topu sana atalım. Sen bir şeyler söyle. Daha sonra ben de bir şeyler söyleyeceğim. Abi şimdi bu kulüpler kolay kurulmuyor. Yani kolay da paralar toplamıyor bu amatörliklerde. Bu insanlar mesela yapılabilir ya. Bunlar sağlık kontrolleri yapıldıktan çok basit, sonra. Çok basit. Yani testleri yapıldıktan çok sonra basit. Bu futbol oynanır yani ligde oynuyor, 3. ligde oynuyor veya 3. lig bal liginin çok mu üstesinde? Hayır. Üstesinde. Yok aynı şartlarda oynanan bir ligi sen alt taraftaki insanlar niye mağdur ediyorsun? Çoluk çocuğuna bu kadar ekmek getiren insanlar var. Ya bu anlamadım yani amatör ne gözüyle bakıyorlar yukarıdakiler onu ben. Düşünsene senin çiçekçi dükkanın var. Burada. Evet. 14 aydır kapalı olduğunu, hiçbir iş yapmadığını düşünür acımızdan musun? Acımızdan ölürüz kardeşim. Evet. Çocukların durumu bizim aynen. Durumumuz bu. Aynen. Yani yazık yani o kadar futbolculara, emeklerine yazık. Yani tamam pandemi kötü bir hastalık ama ya bu 3. ligi oynatıyorsan. Evet. Yani U19'u oynatıyorsan. Hayır. Buradaki kulüplerin çoğu zaten şehir takımları. Evet. Yani sıradan bir mahalle takımı değil, şey takım değil. Yani ilçeler var, iller var. Potansiyelde oynat. Zaten kaç maç yapacaksın? 10 maç yapacaksın. Yani aynen. Kısa 40 günde bitiyordu. 10 maç yapacaksın. Yani yazık yani. Arkadaşa katılıyorum. Çok da haklı konuştu Barış arkadaşımız. Evet. Yani maalesef Türkiye'deki futbolun özeti bu. İşte futbolun felsinden anlamayan Barış'ın dediği gibi 5 tane kravatlı geliyor seni yönetmeye çalışıyor ama yönetemiyor da karıştırıyor, bocalıyorlar yani. Aynen. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de bir bakanın görevi, bu adı spor olur, sağlık olur, içişleri olur, dışişleri olur. Kaos yaratmak değildir, kaosu çözmektir. Şimdi ayrıca bakanlık mertebesine erişmiş birisi yönlendirilemez. Yani bakanlık çok önemli bir şeydir. Kandırılamaz. Tabii ki. Kandırılma şansı yok. Şimdi bizim spor bakanımız bir karar alıyorlar. Yanında Mehmet Baykan var, spor müdürü. Ki zaten yılanın demeyin, yani işin başı diyeyim. Yılanın dilim sürçtü. Evet. İşin başı Mehmet Baykan. Aralık ayında oynatacağız dedi. Yalan oldu. Üçüncülük, ikincilik devam ettiği sürece oynanacak dedi. Yalan oldu. Vakalar 500 iken oynatmadılar. Yani bunu oynatmak istemediler. Şimdi Sayın Bakanım 266 tane takım var. Diyorsunuz ki 266 tane takımdan isteyeni oynatalım. İsteyen oynuyor, bir de küme düşme oluyor. Evet. Fakat hiç oynamak istemeyen hakkı saklı kalıyor bir dahaki sezona. Yani risk alıp oynamak isteyenin küme düşme şansı var. Böylece ne yapıyorlar? Kulüplerin girmemesini istiyorlar. Ayrıca Sayın Spor Bakanım, ben bir teknik direktörüm, benim bir yöneticim var. Örneğin rastgele söylüyorum. Diyelim ki Denizli'de bir takım girdi. Bu isterlerse katılıyorlar ya girdi. Futbolcuları parasını aldı. Hadi bu seneyi kurtardı. Eskişehir'de bir takım girmedi. Onun hocası yöneticisinin de kendine göre haklı. Futbolcusuna ne söyleyecek? Biz bu sene lige girmiyoruz. Sen aç kal mı diyecek.
Bak kaos yaratıyorsunuz. Kaos yaratmaması lazım. Devlet büyüklerimizin kaosu çözmesi lazım. Yani artık sizi kim yönlendiriyor? Yanlış bilgi mi veriyorlar? Yani altınızda Mehmet Baykan var. İstediğiniz zaman danışabileceğiniz bir Alpay Özalan var. Ben Cumhurbaşkanı'nın bu işlerden haberi olduğunu düşünmüyorum. Ama haberi mutlaka alacaktır. Yani şu an kaos çıkar. Ben de futbolcumu biliyorum. Futbolcum şu an ev taşıyacak. Fakat yani ev taşıyacak. Ev sahibi oturduğu evi satıyor şu an. Evet. Fakat çocuk yani ev taşıyacak, taşıyamıyor şu an. Neden? Çünkü bir belirsizlik var. Kulüpten parasını alamadı. Aynen. Yani maçlara ya kaç tane kardeşim var? Kredi kartları patladı. Sıkıntılı. Evet, icralık, hacizlik olanlar var. Bu lig yani şöyle bir şeye kesinlikle katılmıyorum. İsteyen oynasın. Tamam, isteyen oynasın. 40 tane takım istiyor. Geriye kalan 222 tane takım ne olacak? Ne olacak? Yani onlar yani siz bu çözüm üretmiyorsunuz ki. Bizim tekrar diyorum. Mevki, makam fark etmez. Spor, sağlık hiçbir şekilde. Bizim çözüm üretmemiz lazım. İsteyen girsin, isteyen girmesin bizi kaosa götürür. Ayrıca siz isteyen girsin diyorsunuz. Ay sonu oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına 25 bin seyirci almak istiyorsunuz. Aynen. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Lütfen ya. Bizim aklımızda oynuyorsunuz 14 aydır. Daha fazla oynamayın artık. Şimdi şöyle de bir şey diyeyim. Ben şimdi bu futbolcu kardeşlerim şimdi bir sene futbol oynamadığı zaman sen bu işin teknik direktörüsün. Evet. Ne olur abi bu adamların vücutları? Zaten bizi bir değişik yaptı. Ara veriyor, topluyor, bilmem ne yapıyor. Vücut diye bir şey kalmadı ki şu an. Yani şimdi futbolla oynayan, futbolla ilgilenen arkadaşlarımız yani ne yapacak bu adamlar, inşaata mı çıkacak? Nereye gidecek? Yani bir de, ne yapacaklar yani bu adamlar? Oyalıyorsun. 10-15 sene bir kendini bu işe adamış. 10 sene veya 15 sene ben futbolla kendimi götürürüm diye meslek edinmiş yani. Evet. Yani şimdi bir sene futbol oynamasın amatör topçu. Ne olacak abi? Ne kadar bakabilecek kendine? Bakamaz. Yani şimdi Mehmet Ali Durak başkanım yazmış bana özelden. İsteyen oynayacaksa üst lige çıkan takım sayısı 9 olmaya devam edecek diyor. Başkanım haklı. Evet. Şimdi şöyle bir statü koymuşlar. Zaten biliyorlar, çok zekiler. 30 tane takım katılırsa bir takım üst lige çıkartacaklarmış. 60 tane çıkarsa 2 tane takım. Yani 30'da 1. Niye 30'da 1? Çünkü kimse katılmasın. Kimse risk almasın diye. Oynatmak istemiyorlar. U19'lar oynanıyor. Ya U19'ların oynandığı yerde neden bir Ordu Spor maç yapmasın? Neden bir Ünye Spor maç yapmasın? Neden bir Çubuk Spor maç yapmasın? Şimdi 3. ligde oynatmışsın. Oynatıyorsun, evet, 3. oynatmışsın. Ligde. 3. ligdeki kulüplerin çoğundan iyidir mesela bölgesel amatör ligdeki takımların, kulüplerin evet. Tesisi olsun, şeyi olsun. Yani onları oynatıyorsun. Niye Bal Ligi'ni oynatmıyorsun? Burada ne başka yani? Bir şey var burada, ben anlamadım ya. Sanki bize kafayı takmış bizi yöneten arkadaşlar. Cumhurbaşkanına gittik diye, oraya gittik, buraya gittik diye sanki böyle ego mu tatmin ediyorlar bizim üzerimizde? Bak Allah'ın pekala, adaleti şaşmaz ama. Şöyle bir şey var. Mesela amatör, burada bizim Ordu'da olsun, nerede amatör futbolcunun temsilcileri var. Bunlar hiç bu işle ilgili bir şeyler yaptılar mı ki? Amatör Futbolcular Birliği mi? Evet. Cumhurbaşkanına kadar gidildi. Her şey yapıldı. Gidilmeyen bir şey kalmadı. Her şey yapıldı. Cumhurbaşkanı ile görüşüldü. Zaten Cumhurbaşkanı'nın yanına gidilmese bu ligde çoktan beyaz sezon ilan etmişti arkadaşlar. Hala da onun peşindeler. Hala başka işler peşindeler. Gerçekten yani şimdi... Yazık ya. Yani kimsenin aklına gelmez ya. Siz kulüpleri arıyorsunuz. Girmek istiyor musunuz? Öyle hadi saç... girdim. Tamam, düşme olmasın. 9 tane takım çıkar. Şöyle de düşme olmasın de 9 tane de takım çıkacak de bak bakalım herkes girmek istiyor mu, girmek aynen. istemiyor mu? Bir de sen kulüplere niye soruyorsun? Tamam, girmek istemeyen düşsün. Düşsün abi. Bal liginde 40 günü kaldıramayacak kulüp varsa zaten küme düşsün. Evet. Bu kadar basit ya. Çıkarttınız yalandan yere. O takımlar neymiş? İstanbul takımları süper amatördeydi geçen sene. Haksız yere bir sürü takım çıkarttılar. Sadece İstanbul'da değil, bazı illerde de haksız bütün her takım yerde, çıkarttılar. Her yerde. Evet. Tamam. Çıktılar ya, madem çok çıkmak istiyorlardı. Alın size fırsat, 40 günde ligde 3. lige de çıkın. He, çıkmak istemiyorsanız, bizim işte tesisimiz yok diyorsanız, bizim maddi gücümüz yok diyorsanız altyapıyı da gelin gençlerle. Ben bir sürü takım biliyorum gençlerle şu halde evet. bile girmek isteyen. He, o da yoksa kardeşim bir zahmet, siz Bal Ligi'nde zaten mücadele etmeyin. Süper amatörde bile mücadele etmeyin. Hak etmiyorsunuz. Altyapın yok, tesisin yok, maddi gücün yok. Neyin var senin? Orada 3-5 tane adam toplanmış, egosunu tatmin ediyor o zaman o kulüpte.
Hocam ortada karışık, berbat bir durum ya var. Yazık yani, ya. Burada da diyor yani burada bütün şehir emek veriyor veya yönetici kardeşlerimiz var bugün Ünyespor'da. Evet. Arkadaşlarımız gerçekten güzel de bir yönetim oluşturdular. Ben de takdir ediyorum kendilerini ama yani arkadaşlarımız maalesef görevlerine başlayamadılar. Bu ligi başlatmadılar. Yani onlar için de zor. Yani bir sürü yatırım yapıyorsun. Emeğini alamıyorsun. Yani ne olacak şimdi bu kadar futbolcu? Kulüpte yat yat ye, iç koş bilmem ne. Yani maç yapmıyor adam. Şimdi nasıl olacak bu? Bir de şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle katılmıyorum. Pandemi yani 100 binken, 150 binken Almanya'da oynandı. Fransa'da oynandı. Avrupa'nın her yerinde oynandı. Bir de şöyle diyorlar. Avrupa'nın hiçbir yerinde oynanmadı diye. Hayır, öyle bir şey yok. Tamamen şehir efsanesi yaratıyorlar. Algı yaratıyorlar. Her yerde oynandı. Ben her yeri arıyorum zaten. Zaten test konusu benim dediğim gibi. Test konusunu sponsor bulmalarına gerek yok. Süper Lig'deki maç sayısından maç başına 10.000 TL kesinti yapsalar evet. Her şeyi karşılıyorlardı. Tabii. Ayrıca sonuçta bir sürü takım kampa gitti. Hayır kardeşim bugün milli takımlarda da bir sürü para veriyorlar. Evet tabii ki. Yani bu nedir? Yani bir milli takımda oynayacak bir adama prim olarak dünya kadar para veriyorlar. Bu da bence bir ya tabii ki. Yazık ya, yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemi falan diyorlardı da işte resmi maçı oynatmadılar. Ertelediler 17 Nisan haftası. Biz maç haftasına gittik. Maçı ertelediler. Tamam maçı ertelediler ama hazırlık maçları falan her şey serbest. O da ayrı bir şeydi ya. Onu da hiç anlam veremedim. Hazırlık maçı oynuyoruz. Testsiz bir şekilde oynuyoruz. Her evet. Şeysiz oynuyoruz. Önlemsiz oynuyoruz. Resmi maça sen oynat. Ne güzel testimizi olalım. Önlem alınmış bir şekilde oynayalım. Evet. Herkesin dezenfektesi olsun bilmem ne olsun. Maçtan önce de ki iki takım birbirine sarılmasın diye hazırlık maçı oluyor. Çocuk arkadaşını görüyor. Sarılıyor ediyor. Böyle daha korumasız oluyor. Ben neden başlatmıyorlar hala anlamıyorum. Artık Allah'a havale ediyoruz çünkü. Yani ne yaptı falan. Cumhurbaşkanına çıktık. Ya spor bakanı bu ülkedeki spor bakanı ya. Spor bakanı gençleri spora teşvik etmesi lazım ya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ligler 17 Nisan'dan ertelendi. Spor Bakanı falan işte federasyon hep beraber ertelediler. Ertesi gün TRT Spor'u izliyorum. Baktım bisiklet turu seyircili bir şekilde Kasapoğlu'nun yanında 50 yazık, tane 100 yazık. Tane kişi emeklere var. Yazık. Yazık günah gözünüzü vallahi seveyim yazık. Ya. Mesela gerçekten bak bugün bu sene Ünyespor'a da güzel yatırımlar yapıldı. Ünyeli olarak bu futbolcularımızı biz de görmek istiyorduk. Biz de takımımızı, şehrin takımını izlemek istiyoruz ama maalesef pandemiye takıldık. Yani inşallah bir an önce şu ligleri başlatırlar da biz de takımlarımızı seyrederiz. Güzel olur ya. Şehir takımları. Tabii yani, ki abi bak bizi her yerden izliyorlar şu şimdi, an. Şimdi yorumlar var. Evet, çabuk okuyacağım benim. Yorumlara al Hakan sen telefon biraz şurada. Biraz arkadaşlarımız oku. Yazmışlar. Bizi her yerden Çubuk'tan izleyen var. Çubuk evet, Spor'un evet. Kulüp başkanı yöneticisi yazmış. Gerze'den Ufuk hocamız yazmış. Bizi şu an her yerden izliyorlar. Oku kardeşim. Burak Temur diyor gruplar kurallar her şey belli vakalar düşmüş daha neyi bahane ediyorlar diyor. Nihat Gökmen biz bir ay idman yapıp fikstürden sonra kampa gittik 10 gün kamp yaptık diyor. Hocam bundan sonra bir ertelenme oldu. Ortada bir mağduriyet var. Oku. Sonrasında Ahmet Arat bir test 300 lira olsun 8 maç 2400 TL vereceğiz cebimizden diyor sadece. Hani futbolcular yani çocuklar şey oynamak istiyor yani. Atlama Hakan. Serkan Özkan bunların hepsi kansız hepsi ekmeğimizle oynadılar diyor. Barış Altıntaş ağzına sağlık Halil Hoca demiş. Ahmet Arat soru soruyor. Ünyespor Başkanı'nı aramışlar mı? Teyit alır mısınız hocam demiş kendisi. Ünyespor Başkanımız şu an bizi izliyor. Bana özelden ya da yorumla cevap verebilir Mehmet Ali Başkanımız. Aradılar sanırım federasyondan ya da ASFK'lardan. O evet. Cevap verir. Bender Topçu takımlar bunu kaldıramaz. Bir test 150 lira. En az 40 kişiye haftada 2 test haftada 12 bin lira eder. Bunu ancak 40-50 takım karşılar. Hayır federasyon karşılasın canım. Bender yani. Topçu... Arkadaşımız sen yönetici misin, teknik direktör müsün, futbolcu musun bilmiyorum ama biz zaten en kötü ihtimal herkes kendi testimizi karşılayalım diyoruz. Ve diyoruz ki Süper Lig'deki takımlardan maç başı 10.000 TL bile kıssan zaten test parasını karşılamış oluruz kardeşim. Sen tam idrak edemedin herhalde bizimle konuştuğumuzu bir saattir. Celal Aydoğan Çubuk Spor'dan sevgiler saygılar sunarım demiş. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Metin Ergün selam göndermişti. Mustafa Can ağzınıza yüreğinize sağlık helal olsun diyor. Nihat Gökmen Ali Düşmez 50 tane bir şey başkanı niye diye sormuş. Yani her makamda bir görevi var. Bunu kastediyor.
Nihat Gökmen yine biz kendi futbolcularımıza nasıl sahip çıkıyoruz? Üst liglerdekileri ama hiçbiri bize sahip çıkmıyor diyor. Buna karşı da bir tepki var. Evet. Hakan Denizci çektiğimiz bütün sıkıntıları Allah en kısa zamanda onlara da yaşatır inşallah demiş. Tabi karşılıklı bir elektriklenme var. İyice gerildi evet, insanlar evet. Hocam ama bu şekilde. Yani insanlar evinde yani kamp yapıyor evine geri gidiyor. Yani böyle bir şey yok evet. Ya. Yapmış oldukları kamp ne olacak yani? Tabii ki. Ya bir ne? De şey yazık değil mi ya? Bir kamp 150 bin lira masrafı var. 150 bin TL. Evet 200 yani tane federasyon takım... amatör spor kulüplerin tamam kardeşim testlerini karşılasın. Maçları da oynasın. Ya test bak. Burak karşılasın abi, abi yani. Testi çok... karşılamak çok basit. Bak hadi karşılamadın yani bu kadar beceriksiz bizim yukarıdaki insanlarımız. Bu kadar beceriksiz de ne yapar? Biz kendimiz karşılayacağız diyoruz zaten. Aynen. Yani yazık yani. O kadar futbolcular emek veriyor, ter akıtıyor, kampını yapıyor, geliyor, maç yok. Bu arada hocam ben biraz da milli takım konuşacağım bu konuyu. Kapatıp zaten yorumlarda da gelmiş Burak Yılmaz yine gol atmış. En son takımımızın form durumundan da bahsedip programı kapatmak istiyorum yavaş yavaş. Biraz da güzel şeylerden konuşmak istiyorum. Evet, Burak Yılmaz formda futbolcularımız Burak var. Yılmaz Türkiye'de 41 yaşına kadar futbol oynar İbrahimovic gibi. Yani bundan sonra Lille'den geldikten sonra Fenerbahçe'de oynar biraz. Canı sıkılır tekrar Beşiktaş'a gider ama oynar yani adam. Yani adam futbolcu kendine bakıyor. Evet kendine de bakan zaten. Kendine bakıyor adam. Mesleğine saygı duyuyor ve güzel bir şekilde de yapıyor yani. Şu anda Türkiye'de gelmiş en iyi forvetlerden bir tanesi evet. Diyebilirim yani. Evet. Ya gitti takımda takır takır gol atıyor adam. Evet. Şöyle söyleyeyim Burak geçen sene oynansaydı Euro 2020 Burak bu kadar evet. Formda değildi. Evet. Ya Türkiye'deki işte Türkiye'nin hali ya Türkiye ya hiçbir şey hak etmiyoruz. Biz futbol olarak hiçbir şey hak etmiyoruz. Evet. Belliydi Trabzon'daki Beşiktaş'taki hali Burak'ın. Düz yolda gidemiyordu. Evet gerçekten canlı olarak kaç defa izledik bitikti. Aynen. Ama şimdi Yusuf'a bağırıyordu mesela. Evet şimdi milli takım müthiş bir milli takım. Mesela kalede Uğurcan İtalya şampiyonu Inter istiyor. Lille yine Fransa şampiyonu oluyor. Evet. Lille istiyor. Evet. Müthiş bir kalecimiz var. İşte Zeki Çelik Lille şampiyon oluyor. İşte aynen, sol tarafta Umut Meraş ki Trabzonspor ve Fenerbahçe istiyor şu an onu. Çağlar. Stoperlerimiz Çağlar, Meri. Orta sahada Okay Yokuşlu elektrik direği gibi adam aynen. Zaten. Yani Okay müthiş bir ön libero bence. Ya adam şimdi şöyle bir şey var. Gördünüz mü? Bak dışarıya gitti. Adam kendini nasıl geliştirdi? Futbolu evet. Nasıl oynadı? Şimdi Okay'ı biz kaç tane maçın? Belki 150 tane maçını seyretmişiz Trabzon'da. Tabii. 50 tane canlı maçını canlı tane izledim ben. 50 tane canlı maçını izlemiştik ama Okay inan ki müthiş geliştirmiş kendini. Mesela keza Yusuf da öyle. Yusuf Yazıcı. Yusuf daha da başka bir oyuncu oldu. Daha da geliştirir yani Yusuf evet. Kendini. Yusuf'un daha kaç yaşı? 23. 23. 23 yaşı. 25 yaşından sonra Yusuf'u görsen. Daha çocukluk şeyleri var yine onda hali ama mesela 1-2 sene daha şöyle tecrübelendiği zaman Avrupa'da evet. Yusuf'u şöyle de görebiliriz. Bir dünya yıldızı olabilir yani. Bu sezon İşte Milan, Arsenal, Chelsea konuşuluyor Yusuf için. İnşallah Yusuf satılır. Hem de Trabzonspor %20 tabii. Bonservisten pay alıyor. Daha sonra orta sahanın ortasında işte Berat Özdemir, Taylan Antalya'da gibi isimler kadroda olabilir. Ozan, İrfan Can. Ozan, Tufan, İrfan Can. İrfan Can'ı ben çok beğeniyorum. Ben Ozan da var. Ozan da var. Ozan, İrfan Can. Ama Taylan Antalyalı... Mesela ben o kadar ben de Taylan'ı çok bilmiyorum ama yani değil. Ya biz futboldan anlamıyoruz. Hocam benim en beğendiğim futbolculardan biri. Şimdi ya Hakan sen futboldan Hakan. Anlıyor musun kardeşim? Hocam biz burada futboldan anlamasak konuşmayız şimdi. Eyyamcı Hakan. Ben de eyyam olmaz hocam. Türkiye'de futbol yok. Türkiye'de futbol yok. Evet yok kardeşim. Yok. Hocam biz burada futbolu konuşmak zorundayız ama biz Türkiye'de yok futbol. Taylan Antalya'da. Etebo'yu kesemedi ya 10 haftadır. Hocam neden kesemedi? Sakatlığı vardı. Yok sakatlığı var. Düz. Taylan Antalya'nın menajeri iyi kardeşim. Konfor alanı. Aynen öyle. Menajeri iyi. Taylan Antalya'nın menajeri iyi. Yoksa ya Erzurum'da sporda oynayamıyor adam ya. Yedek oynuyordu Erzurum'da. Banko 11'di. 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Taylan Galatasaray'ın ön liberosu olamaz. Şöyle olur. Bu Galatasaray'da yedek olur. Dördüncü olur. Üçüncü olur. İterek hakemlerin itmesi. Bir lobinin tabii. itmesi. Berat mı oynasın hocam? Berat Taylan'dan çok daha yetenekli. Çok daha öne oynayan. Neye göre? Yani ikili mücadeleleri kazanma pas yüzdesi. İkili mücadelesi. Trabzon'da oynar en fazla tamam. Berat. Berat bak. Berat geldikten sonra Trabzonspor ama Galatasaray'dan daha fazla puan topladı. Evet.
Ha, bir şey de olmasaydı mesela bu son dakikalarda çalınan fauller, tabii penaltılar canım, tabii. Olmasaydı. Onları konuşursak hocam Galatasaray'da ben burada şampiyon olurdu diye çıkarım o zaman hesaba. Yok. Fenerlisi çıkar. Yok, Galatasaray'da yapar. Şimdi Fatih Terim çok şov yaptığı için onu hakemler, ya aslında şöyle bir şey olsa yani hakem alsak ya, hakem transfer etseler. Futbolcudan Türkiye'de bence O kadar yatırım yapıyorsun futbolculara. Bir şey olmuyor kardeşim. hocam ben de Bir de sekiz hakem defa mesela 3-4 şampiyon hakem olsun. alsa kulüpler, ama Trabzonspor'un yine gücü yetmez Yok, ona. Türkiye'de futbol çok enteresan. Bakın bir tane velimiz ne yazmış. Sayın Halil Hocam, benim çocuğum 2003 doğumlu. 2 yıldan bu yana futbol oynamıyor. Benim çocuğum gibi binlerce genç çocuklar var. Bunlar eğitimden de kopmuş. Geleceklerini futbolda arıyorlar. Bu ligleri oynatmamak da bu vebalin hesabını Yavaş yavaş sorumlular kullandım, nasıl sulandım. verecek? Bunların hepsini Allah'a havale ediyorum. Bunların hesabını onlardan soracak inşallah. Murat abi, ben bunların Allah'a inandığını düşünmüyorum. Bu işlere girdikten sonra ben bunların Allah'a inandığını, Yok Müslüman canım, abi. olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Bal Ligi'nin tek rakibi TFF yazmışlar yine. Yine Murat Özkan yazmış. TFF Süper Ligi yönetemiyor. Amatörü nasıl yönetsin? Avrupa Doğru şampiyonası var söylemiş. diyorlar. Kamp var diyorlar. Ama bizim milli futbolcular hep Avrupa Ligi'nde oynuyor. Onlar da bizden bir hafta sonra bitiyor. Anlayın işte. Ki zaten bizden muhtemelen şeyi de alacaklar. Finali de alabilirler bizden. Evet. Şampiyonlar Ligi İngiltere'de finali de. oynayacak büyük ihtimalle Evet. hocam. Yani biz kendi ülkemizde bazı maalesef enteresan olaylar oluyor. Evet Hakan'ım, söz Yavaş sende. yavaş da programımızı sonlandıralım o Programımız zaman. Salı günleri saat 21'de. Evet, Bugünlük. sadece bugünlük cumaydı. Bundan sonra üçümüz birlikte inşallah Salı günü sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ederiz uzun bir aranın ardından yine bizlerle olduğunuz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir şey diyeceğim. Metin Ergün, değerli dostlar, U16 ligi yok ama milli takım U16 seçmelerini yaptı Tolunay Kafkas. Bu nasıl iştir? Evet, çok enteresan. Daha enteresanı, bu Tolunay Kafkas hala U16 milli takımını nasıl çalıştırıyor? Yazık. Yazık. Çok Hayır. teşekkür ediyorum değerli Biz de yorumlarınız teşekkür için. ederiz. Katılan arkadaşlara, yorum yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çoğu yorumları okuyamadık ama inşallah bir dahaki seferde arkadaşlara öncelik vereceğiz. Herkese buradan iyi akşamlar diliyoruz. Salı günü 21'de görüşmek üzere. İyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar.